Gozan'ın halinin dayanamadı ve Gozan'da yaşamaya sabredemedi. Çok sevdiği su da budur. Kıyor musun? Kaça gidiyorsun? 4'e gidiyorsun öyle mi? Sizin bir kendi yazdığınız ve söylediğiniz bir eseriniz varmış. Onu bir söylerseniz bize. İki dörtlüğünü söyleyeyim. Oğul oğul canım oğul. Bir ara beni. Bir ara beni çekebilir miyim? Böyle yapayım mı? Bu sivri taş Mezitli Soli'deki Soli kralının yaylaya çıktığı ve yazlarını geçirdiği yerdir aynı zamanda burası. Tarihi bir bölgedir. Gozan halinin dayanamadığı ve Gozan'da yaşamaya sabredemediği çok sevdiği su da budur. Suyu çok güzeldir, çok harika bir suyu vardır. Hayat suyu kadar değerlidir. Halk arasında da böbreklere şifalı olduğu söylenir. Bu taş da Gozanlı Ali için çok değerlidir. Çocukluğunda oynadığı, zirvesine çıktığı, içindeki mağaralarında koştuğu bir yerdir. Eşine hep anlatmıştır Gozan'da yaşarken. Benim köyümde bir su var, çok güzel. Benim köyüm çok yeşil, benim köyüm çok harika diye anlatmıştır ve köyünün hasretine dayanamayarak buraya geri göçmüş gelmiştir. Kozanlı Ali ceviz ağaçlarını çok sever. 10 yıl boyunca eşine Tepeköy'deki ceviz ağaçlarını anlatır. Kozanlı Fatma da gelince bu vadinin içine ceviz eker. Kozanlı Fatma eşiyle birlikte Tepeköy'e geldiğinde bir hafta sonra geri gitmek ister. Ama eşi, ben senin aşkın için 10 yıl Kozan'da yaşadım. Biraz da sen fedakarlık yap. 10 yıl sen de benimle burada yaşadır. Bir tane çocukları vardır. Çocukları 7 yaşındadır. Ali, sen gidebilirsin ama kızımı götüremezsindir. Çünkü Ali'nin annesi çok küçük ölmüştür. Annesinin adını kızına vermiştir. Kızını hem annesi hem de kızı olarak görmektedir. Onun için kızını vermez. Kozanlı Fatma'ya seninle memleketine gitmek istiyorsan gidebilirsindir. Kozanlı Fatma o gece uyumaz. Sabaha kadar düşünür. Ve kızının anne sevgisinden, kocasının eş sevgisinden, memleketinden vazgeçer. Ölene kadar burada yaşar. Buradan 100 metre aşağıda evi var. Ceviz ağaçları hala duruyor. Ve bir daha memleketine hiç gitmez. Bir gün sorarlar Kozanlı Fatma'ya. Hiç memleketini göresin yok mu? Gitmek istemiyor mu derler. Memleketimi göresim var ama gidersem geri gelemem. Çocuklarım öksüz kalır diye gitmez. Sizin bir kendi yazdığınız ve söylediğiniz bir eseriniz varmış. Onu bir söylerseniz bize. İki dörtlüğünü söyleyeyim. Oğul oğul canım oğul. Oğul oğul canım oğul. Götür buradan mor sümbülü bağlarıma kekik kokan dağlarıma soğuk akan sularıma ol beni götür
buradan Toroslara yaylama. Al al özüm oğul, iki kara gözüm oğul, yiğitlikte sözüm oğul, götür beni buralardan. Kekik kokan dağlarıma, mor sümbüllü bağlarıma, soğuk akan sularıma, götür beni Toroslara. Oğul oğul özüm oğul, İki kara gözüm oğul, yiğitlikte sözüm oğul. Şu bu ağaçların hepsi onun dikmesidir. Şu ceviz ağaçları özellikle. Tepeköy'deki bu meyveleri toplamak için nereden geliyorlardı bunlar? Yani Türkiye'nin dört bir yöresinden geleniyor. Meşhur o meyve suyu fabrikaları tam ekmiş, tardıkmış. Yok, şu anda gördüklerimiz, yani bu meyveyi toplayanlar nereden? Kırsal kesimdeki köylerden geliyor, merkeze yakın kırsal. Yani gene Mersin'in köyleri, yani gelip buraya çadırlarını kuruyorlar değil mi? Evet, mevsimlik, sezonluk olarak çalışıyorlar. Evet. Buradan direkt yurt dışına ihraç da gidiyor. Evet, direkt olarak. Kırlar geliyor, paketleniyor, yükleniyor. Direkt yurt dışına da gidiyor. Evet. Fatma, soyadın da vardır herhalde. Fatma. Kıyıyor musun? Hı-hı. Kaça gidiyorsun? Dört. İkimiz aynı. Dörde gidiyorsun, öyle mi? Nerelisiniz siz? Tece. Burası Kozanlı Fatma'nın gelin geldiği köy. Gayet şirin, gayet yeşil, meyve üreten bir köy. Ama Kozanlı Fatma gelin geldiğinde bu kadar güzel bir yer değil. Sadece ekin ekilen kırsal bir bölge. Sadece hayvancılık yapılan bir yer. Kozanlı Fatma'nın getirdiği kültürüyle, evinin önüne yaptığı bahçeyle bugünkü ziraatın tohumları ekilmiştir ve Kozanlı Fatma hala evinin önüne yaptığı bahçeyle bostanla anılmaktadır. Ne, o da kameradan bakacak gerekiyor. Bakacak mı? Görüyor musun? Görüyorum. Bir de ara beni. Bir de ara beni çekebilir miyim? Şöyle yapayım mı? Yolum. Anne amana düşürme. Düşür. Düşmez düşüyor. Bizim babamın lakabı da Kozanlı Duran derler. Aslen Ahmet ama Kozanlı Duran derler. Duranlar. Kozanlı Duran diller yani. Evet. Lakap olarak. Köyler arası öyle geçer yani. Evet.
Kozanlı Fatma'nın torunu olduğunuza göre, peki Kozanlı Fatma'yı siz babaanne mi diyordunuz, ebe mi diyordunuz burada, yani buranın yöresel şeyiyle? Ben ebemi şöyle 4-5 yaşlarında amcamgilde kalırlardı. Çok az hatırlarım, yani ses tonunu nedir, yani konuşma tarzı ne şekilde hatırlamam. Ama küçük yaşlarda olduğumdan dolayı da belki babamın yanında kalmış olsa daha net hatırlanır da, amcamgilde kaldığından dolayı pek hatırlamam. Ancak şöyle boyu kısa bir birisiydi. Biraz kambur, yaşça ilerleyince ondan olması gerek. Ben öyle hatırlarım yani. Boyu kısaydı yani ama.